Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Gelse celalinden cefa, Yunus. Yahut cemalinden vefa. İkisi de cana sıfa. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Senden hem o hem hoş hem bu hoş. Nahoş olan bir şey varsa ondan gelen şeylere karşı şikayet tavrı içinde olmaktır. O esse savursa tecellileriyle, ateşlere assa kavursa, Nesim Hazretleri ifadesiyle külünü ottan çağırsa, yine settar senden dönmezim demeli. İrtibatını bir kere daha gözden geçirmeli. Hakkın makbul ibadi, bir yönüyle Allah'la münasebetlerini başlarına gelen belalarla, musibetlerle değerlendirmişler. Hutbede arkadaşımızın okuduğu gibi, اَشْهَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَمْسَلْ فَالْاَمْسَلْ. Belanın en tahammül fersa olanı, üstesinden gelinmez olanı, en aşkını, en taşkını, enbiya-i zama. Oysa ki onlar Allah'ın sevdiği hususi özel donanımla insanları kurtarmak için gönderilmiş müstesna varlıklar. Hepsine birden müstefeynel ahyar deniyor. Kaymak varlıklar, seçkin varlıklar, ihtiyar edilen varlıklar. Fakat rehberlikleri muktezasıyla onların başlarına gelen şeyler arkanızda olan insanların başlarına da gelir. Ama size yakınlıklarıyla mefsuden mütenasip olarak gelir. Size ne kadar yakınlarsa sizin başınıza gelen şeylerin dengi gelir onların başına. Onun için اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ. İnsanlardan bir kesim densizler, korkutma, sindirme, algı oluşturma, vesayet altına alma istikametinde sizin karşınızda şu güç, şu kuvvet sahipleri bir araya geldiler diyorlar. اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ. Sizin için, hakkınızdan gelmek için, bitirme için, kökünüzü kazmak için, ibadete bulunmak için, tenkile tabi tutmak için, tehcir etmek için, hayattan tamamen mahrum etmek, gadre uğratmak, zulmetmek için bir araya geldiler. اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعَوْ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ. O uğursuz kimseler hakiki müminleri korkutmak istediler. İçlerine haşyet salmak istediler. Fezadehum imana. Bu hal onların imanlarını daha bir artırdı. Dediler ki demek ki durduğumuz yer doğruymuş. Peygamberlerin maruz kaldığı bu fırtına, bu hortum, bu tayfun, bu tsunamiler bize de geldiğine göre demek ki durduğumuz yer doğruymuş, iyi yerde duruyormuşuz. Çünkü bazen küfürden, bazen ilhattan, bazen zulüm hissinden, bazen makam tutkusundan, bazen dünya sevgisinden, bazen de küfre eş değer hasetten, kıskançlıktan, gerçekten inanan insanlara hep gelir böyle muzır mahluklar musallat olurlar. Onlar bu yüksek felsefeyle, yüksek düşünceyle, fakşevhum, onlar korkutuluyorlar ama fezadehum imana. Ve kalu
hasbunallahu ve ni'mel vekil. Dediler ki Allah bize kafidir, vafidir, o ne güzel vekildir. İşimizi üzerine alan o ise, bizi müdafaa edecek o ise, bu azgın, taşkın, hasut, münkir, zalim, gaddar, hattar insanlara karşı koruyucumuz o ise şayet, o bize kafidir. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسُمْ سُمْ. Sonra kendilerine hiçbir zarar isabet etmeden oldukları yerde kaldı, yürüdükleri yolda yürüdü, vardıkları yere vardılar ve asla sarsılmadılar. Bela ve musibetlerin çehresinde Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bakışını okudular. Allah'ın mahiyetini okudular. Sağanak sağanak musibetler karşısında, musibetlerin çehresinde Allah mahiyetini, Allah inayetini, Allah riayetini, Allah kilayetini okudular ve teselli oldular. Gerçek müminlerin tavrı bu. Bu açıdan da ne bela ve musibetlerin şiddeti, dehşeti, ürperticiliği, ne bazılarının çekememezliği, hazımsızlığı, sindirememesi, onları katiyen yürüdükleri yoldan alıkoymamalıdır. Onları koymamıştır, günümüzdeki insanları da alıkoymamalıdır.